Nuri Sevgen'i de aramıza alalım. Alalım, çok da güzel olur. Evet. Nuri Sevgen, günaydın. Günaydın Barış Esen, Gölen'in Şeref Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sabahı şerifleriniz hayır olsun mu demem lazımdı? Evet. Bilmiyorum. Öyle de denebilir. Gene diyorsun, şiir kalkmıştır. Günü yapalım bugün diyorsun. O yani. Da çoktan kalkmıştır sabahı şerifte. Yani yataktan kaldırmış değiliz onu büyük ihtimalle. Yok yok, ofiste. Yok. Hocam her zaman şöyle derim ben, para asla uyumaz. Money never sleeps. O yüzden biz hani sabah erken 6'da kalkarız. Piyasaları evet. Kapatmadan da kolay kolay yatmayız. Evet. Peki. Nuri Sevgen, hızlıca Borsa İstanbul'a geçeceğim izninle. Borsada yani inanılmaz bir hareketlilik var. Merdiven gibi bir aşağı bir yukarı. %7 bir önceki düşen Borsa İstanbul dün %3 yukarıdaydı. Merkez Bankası kararı sonrası bir anda %2,5 %3'e yaklaştı. Sonra bir satış yedi oradan. 0,5'e kadar indi yükselişin ivmesi. Sonra gün biterken yeniden %3'ün üzerine çıkarak kapattı. Bu hareketlilik, faiz artışlarına rağmen yükselen borsa, herkesin sorusu. Evet. Nasıl oluyor? Nuri Sevgen, söz sende. Dün sabah siz de yaptığınız mülakatta gene aynı birebir bu yaşananların olabileceğini söylemiştim. Yarın, yani dün için artı kapatacak demiştim. Oldu. Piyasa özellikle Merkez Bankası kararından önce yukarı gidecek. Merkez Bankası kararından sonra öncesinde bir durulacak. Merkez Bankası kararıyla tekrar bir yukarı gidecek. Sonra margin call kapama saatleri, yani vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki margin call kapama saati bittikten sonra yeniden yukarı gidecek demiştim. Birebir bu şablona uyan bir hareket yaptı. Aslında piyasa yukarı gitmek istiyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında dün, önceki gün bunun etkilerini gözlemliyoruz. Şimdi bugün ne olacak? Bugün tabii en büyük tedirginlik kaynağı, normal şartlarda her şey güzel de hafta sonu acaba İsrail'den bir kontra hareket gelir mi? İsrail'e kara harekatını yapar mı endişeleri? Cuma günlerinin artık korkulu rüyası oldu. Ama gelen açıklamalara bakılırsa Amerika İsrail'in bir kara hareket, ön bir kara harekatı yaparken bile Amerika'nın tepkisini aldığını görülüyor ya da durdurduğu görülüyor. O yüzden bu hafta sonu en azından böyle bir kara harekatı olma olasılığı biraz daha zayıflamış gibi görünüyor. Nasıl olacak bugün? 7700 çok kritik bir yer endeksinde. 7700 üzerinde taşınıp taşınmayacağına bakacağız. Eğer 7700'ün üzerinde kalırsa hareket yukarı doğru ivme alacak gibi görünüyor. Ama 7700'ün altına kalırsa da aşağıda maalesef daha aşağı doğru gitme potansiyelimiz var ki bu hareket 7200-7000 bandına kadar gidebilir. O yüzden 7700 önemli. Ben açılışın iyi olacağını tahmin ediyorum. Yurt dışı piyasalarda olumlu başlıyor. Vadeli kontratlar, Amerikan future'ları yukarıda. Asya tarafında olumlu bir hava var. Muhtemelen iyi bir başlangıç yapacağız. Sonrasında işte dediğim gibi özel hafta sonu beklentileri gündeme gelecek mi gelmeyecek mi ona bakacağız. Burada da kritik noktamız 7700. Eğer 7700 üzerine atar ve orada tutunmayı başarırsa korkmaya gerek yok. Cumhur'a kötü kapatmayız gibi görünüyor. Bugün büyük ihtimalle zaten artı kapatacağız gene. Ama eğer kötü bir açıklama gelir ya da böyle bir olasılık ortaya çıkarsa, ki ben dediğim gibi İsrail'in tam İsveç NATO üye olacakken böyle bir harekat yapacağını ve işte Amerika'nın da bu noktada tepki göstereceğini tahmin ettiğim için hareket yapmayacağını düşünüyorum. O yüzden hani gün sonunda muhtemelen aklı senin de böyle olacaktır. Ve gün sonunda artı kapatırız diye düşünüyorum. Ama bunun tedirginliğini özellikle öğleden sonra yaşarız diye düşüncem var. Bir şey daha eklemek lazım. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında önümüzdeki hafta salı günü vade sonu. Son 3 günümüz kaldı, 3 iş günümüz kaldı. O yüzden de yatırımcıların burada bir sonraki vadeye geçiş için Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararını bekliyordu. Bu karar sonrasında hareketler dün öğleden sonra hızlanmaya başladı. Bugün ve önümüzdeki 2 gün boyunca bunların yoğunluğunu göreceğiz. Bu yüzden senet bazı hareketlerde büyük volatilite görebiliriz. Bunu da küçük bir not olarak düşeyim. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi dedikleri çıkıyor galiba, ya kristal küresi var ya da daha derin analizleri var. Onu henüz daha çözemedim. Hı hı. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Ben onu sordum ama cevabını alamadım. En yetkin birini kendimce soruyorum. Biz 1986 yılında Ziraat Bankası'nın Cağaloğlu'ndaki ikinci katında bir fidan diktik. Adına da İMKB dedik. Ben hiç unutmuyorum, o dönemde bir ilk endeksi de ben yapmıştım. 19 tane hisse senedi vardı. Telefonla şu bu artış, bir de 100 almıştık. Ve geldik, besledik, ayaklı borsa tophaneye taşındık, bildiğin hikayeler sonra yerine. Biz bunu 1 milyon yaprağı taşıyacak bir ağaç haline getirdik. Fakat bugün bakıyoruz 8 milyondan fazla yaprak var. Bu borsanın ağacının gövdesi ve kökleri 8 milyon yaprağı taşır mı?
Belli ki gördüğüm şu yaprak dökümü de başladı değil mi? Yani şu düşüşler vesaire. Yaprak silkelenmesi. Silkelenmesi vardı. Bunu mevsim sonbahar, ekonomideki sonbahara da bağlayabiliyoruz. Hı. Diyoruz ki hani yaprak daldan sıkılmıştı, sonbahar bahanesiydi. Şimdi 8 milyon yaprağı taşımayacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir de bu Z kuşağı gelen arkadaşlarda hafif hayal kırıklıkları çıktı. Bunların ne kadarı kalacak? Bunlar için bir şey ek tedbir gerekiyor mu? Halka açılmaların da galiba iştahı gitti, eski iştah azaldı. Önümüzdeki dönemde bu yaprakları korumak için, yaprak dökümünü engellemek için neler yapmak gerekiyor? Bir de endeksi biz acaba seçimden sonra 10 bine falan taşır mıyız? Çünkü bunlar hep konuşuluyor. Bunları merak ediyorum ben. Şimdi sıradan gidelim. 86 senesinde ben liseye yeni başlamıştım. Hatırlıyorum o zamanları. Hatta ilk iş senemi 89 senesinde o ayaklı borsada domates kasalarının üzerinde fiziki olarak o senetlerden almıştım. Hatta o dönemlerde biz dürbünle 87 yeni borsa tophane binası taşıdan dürbünle içerideki senetleri falan izlediklerini, insanlar orada alım satımda bulunduklarını görüyorduk. O zamandan beri aslında dinozor olmuşum baktığınız zaman. Yani 93 senesinde ilk defa fiilen profesyonel anlamda bir aracı kurumda çalışmaya başladım. Bakıldığı zaman 86-93 arası çok bir şey yok. Yani neredeyse borsanın bütün tarihini bilenlerden biriyim ben de sizin gibi. O dönemlerde şöyle bir nereye getirmeye çalışıyorum. AOG diye bir aracı kurum vardı. Nasuh Dayan'ın rahmetli. Ve bir cümlesi vardı. Türkiye sermaye piyasaları üzerinde yükselecek diye bir laf vardı. Ve yatırımcıların yatırımın önemine vurguluyordu. O dönemde çok bilinmeyen bir şeydi. O yüzden şunu diyorum. Türkiye borsası 8 milyonu da kaldırır, 18 milyonu da kaldırır. Ama buraya gelen yatırımcı öyle pek de kurumsal ya da durun yatırım yapmak için gelen yatırımcı değil. Maalesef ki çoğunlukla halka arz için gelen hesaplar. Yani halka arzda diyelim ki 1000 liralık bir alış giriyorsunuz bir halka arz talepte bulunuyorsunuz. 100 liralık 150 liralık geliyor. Ama siz işte 1000 lira paranız varsa gidip 5 kişi 10 kişiye hesap açtırırsanız orada 1000 liralık senet alabiliyorsunuz. Ve senet 1'e 10 yapıyor. Yani tak 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 her gün tavan gidiyor. Hatta daha fazlasını yapan senetler var. Bu olarak buna para kazanan bir güruh oluştu. Bu güruh bu topluluk olarak buraya alıyor götürüyor yatırımcıları. Sürekli burada hesapla işlemler yapıyorlar. Bir bu. İkincisi gelen yatırımcıların %25'i açıklanan rakamlar itibariyle belli bir yaş oranının altında ve dediğiniz gibi Z kuşağı. Z kuşağının bir özelliği var. Z kuşağı merkeziyetçi yönetimi sevmiyor ve stresi, riski seviyor. Ve bu yüzden özellikle kripto paraları çok fazla hareket ettiler ve bu Z kuşağına yönelik olarak da aracı kurumların şöyle bir yapılanması var. Bunlar böyle uzun uzun teknik analiz değil. Bir tane platform olacak. Üzerinde al bir de sat tuşu olacak. Buraya basarak işlem yapmaya çalışıyorlar. Bunu ilk keşfeden Robinhood'tu Amerika'da. Özellikle bu son biliyorsunuz hatırlarsınız böyle şeyde hissenin adını unuttum. Amerika'da büyük bir hareket oldu pandemi zamanında. Orada özellikle Robinhood firması alsat işlemi yaparak bunu yaptı. Bize de benzer şekilde bu yapılıyor. Yabancı küçük yatırımcının maalesef ki senet aldığını, bir şirkete ortak olduğunu, bilincinde olmadığını görüyoruz. Tabii burada bir şey daha var. 2020 yılından beri borsa yükseliyor. Çünkü enflasyon var. Ve bu yükseliş içerisinde de yatırımcılar büyük para kazandı. Ve bu genç arkadaşlar şunu görmedi. Borsanın düştüğünü görmediler. Biz mesela o dönemde onlar kadar para kazanamadık. Çünkü o kadar risk alamadık. Biz profesyoneliz. Gördüğümüz sayısız kriz var. Ve krizler ortamında olarak bir hedef değere geldiği zaman sattık. Ve başka senede yönelerek orada trade etmeye çalıştık ya da fon yatırımı yaptık. Uzun dönem fon yatırımıyla bu işi sürdürdük. Şimdi bu yatırımcılar ya da bu genç arkadaşlar düşüşü bilmedikleri için zarar riskleri çok fazla oluyor. Ani düşüşlerde panikleyebiliyorlar. Bu panik ortamı da maalesef onları dediğiniz gibi o küçük dökülen sonbahar yapraklarını döndürebilir. O yüzden kökte olanlar biziz. O köke ulaşmak için doğal olarak eğitim gerekiyor. Ve eğitim de sadece iç senedi alıp satmakla olmuyor. Yani artık dünya çok fazla bir çetrefilli bir hale geldi finansal piyasalar. Yani ben hep şöyle derim. Hisse senedi alıp satmak iki boyutlu piyasadır. Yani sadece bir çizgidir. Bir yerden bir yere kadar gidersiniz. Ama üç boyutlu piyasa yani türev piyasaları bilmeniz gerekir ki burada zaman etkisinin hesaplanabilmesi çok önemlidir. O üçüncü boyutu zamanı göremezseniz siz zaten miyop olursunuz. Biz orada doğal olarak daha geniş görebilmemiz lazım. Yani bu pozisyonu aldığım zaman demin söylediniz ya 10 bine gider mi? Bugün endeks 7700 diyelim 8000. 10 bine %20 eder. Siz eğer Mart ayına kadar paranızı faize koysanız da zaten %20 ediyor. Ben eğer 10 bin olacaksa endeks Mart ayında ben hiç senedi almam.
Peki, net, güzel bir cevap verdi. Nuri Sevgen, GameStop'tı galiba söylediğin hisse senedi. Bravo, GameStop'tı, evet. Heyecanlı oldum, haklısın. Teşekkür ederim. Heyecanlı bir Nuri Sevgen. Çok güzel anlattı ama şiir. Ya yani Şerif Hoca'nın karşısında bir şey söyleyeyim. Ama şu cümleyi bitirmek istiyorum. Yani günümüzde çok önemli böyle, hani iki tane adam var böyle Tanzimat edebiyatçılarından. Biri Ziya Paşa'dır, biri Namık Kemal'dir. Namık Kemal mesela Hürriyet gazetesinin ilk beyti. Görüp ahkam-ı asr-ı münharif sıdkı selametten çekildik izzetli ikballe bab-ı hükümetten. Bir de aynı şekilde Ziya Paşa'nın benzer bir beyti var. Kalkın ey felah-ı vatan dediler. Kalktık, herkes oturdu, biz ayakta kaldık. Namık Kemal'den söylediysen, bayisi şekva bize hüznü umumidir Kemal. Kendi derdim billah gelmez yadıma. Ortadaki sıkıntı diyor, hüznüm diyor, vatana dairdir. Kendi dertlerimi unuttum diyor. Bugün de bakıyoruz, belki bunu Cumhuriyet'e bağlamak lazım. O dönemde başımız beladaydı. Hayır, ben onu bağlayacaktım, o yüzden girdim. Ben bağlayayım, sonra sen bağla. Başımız beladaydı. Birilerimiz buna itiraz etti ki bu Atatürk arkadaşları. Bugünkü nimetlerinden yararlandığımız Cumhuriyet'i bize hediye etti ve ben üzüntüyle görüyorum ki az önce Canan Sakarya ile konuşurken Ankara'dan galiba İstanbul'un işi bu 100. yılı bunlar kutlasın ya da kamu bununla ilgilenmiyor, vatandaşlar kutlasın diye bir noktaya getirdi ama biz kutluyoruz ve şunu diyoruz, hepimiz Cumhuriyet'in çocuklarıyız, yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz çünkü Cumhuriyet, benim çocukluğum Cumhuriyet nedir diye sorulduğu zaman Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir derlerdi. Ve hakikaten de Türkiye Cumhuriyeti, yani bir çobanı cumhurbaşkanı yapabildi. Pek çok insanı bir yere getirdi. Liyakat sahibi olarak böyle olduk. Yani eskiden Osmanlı'da bunu yapabilmek mümkün değildi. Cumhuriyet çok değerli. Dediğiniz gibi ben de üzüldüm bu mülakat duyunca. Ama biz İş Bankası grubu olarak dün de 100. yılı kutladık. Kutlamaya devam ediyoruz. Sektördeki o heyecanı da İş Bankası başlattı. Oradan teşekkür etmek gerekiyor. Bunun için uluslararası sempozyum düzenledi. Evet. Diğer sektördeki insanlar da buna katıldı. Yani bir bakıma bayraktarı oldu. Yani o yüzden teşekkürü hak ediyor İş Bankası. Çok teşekkürler Nuri Sevgen, ağzına sağlık. Sağ olasın. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Sağ ol, kolaylıklar diliyoruz. Vallahi